Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem mümin kardeşlerim, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın vücut bulduğu, manevi olarak ruhlarımızın arındığı, ahlaken yüceldiğimiz, manevi atmosferi yüksek bir zaman dilimini geride bıraktık. Ve şimdi de bizi birbirimize kenetleyen, bizi birbirimize kucaklaştıran, sevinç günlerimiz olan bayram günlerini hep beraber yaşayacağız. Bizler insan olarak fıtraten bu sevinç günlerine ihtiyacımız var. Bizlere millet şuurunu, ümmet ruhunu besleyen, toplumsal yaralarımızı tedavi ettiren, düşmanlıklarımızı unutturup dostluklarımızı pekiştiren bu gibi günlere bütün insanlar fıtraten muhtaçtırlar. Ve işte Rabbimizin bir lütfu olarak yılda iki bayram, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olarak bize bahşedilmiş. Ve bizler bu sevinç günlerinde, bu bayram günlerinde bizler birbirimizi kucaklayacağız. Kenetleneceğiz, sevincimizi paylaşacağız. Bakın daha dün bu mübarek Ramazan ayında hiçbir güç bizi aç ve susuz bıraktıramaz iken Rabbimizin emriyle, Rabbimizin emretti diye bir ay boyunca oruç ibadetini ifa etmek üzere aç ve susuz kaldık. Ve bugünlerde de, bu bayram günlerinde de Rabbimiz emretti diye hiç kimse bizi yemekten ve içmekten alıkoyamayacaktır. Bu bizim Müslümanın imanının dışa tezahürüdür. Rabbimize şükredeceğiz. Bu mübarek Ramazan ayında bize ibadet etmeyi nasip etti, lütfetti. Kadir gecesine bizi kavuşturdu ve şimdi de bizleri bayram gününe kavuşturdu. Geçen bayramı bizimle beraber kutlayan, bizimle beraber bayram günlerine iştirak edip de ve bu bayram aramızda olamayan vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Cümlesini affetsin ve cümlemize de bir sonraki bayram günlerine kavuşturmayı nasip etsin. Evet değerli kardeşlerim, bayram günleri neşe günleridir, sevinç günleridir. Neşemizi, sevinçimizi paylaşacağız. Biz bu mübarek Ramazan ayı hüzünlü geçirdik. Camilerimiz hüzünlü kaldı, kürsülerimiz hüzünlü, efendim rahlelerimiz hüzünlü, minberimiz hüzünlü, müminler hüzünlü geçirdiler. Bu koronavirüsünden dolayı camilerimizle buluşamadık. Bayram namazında camilerimizde buluşamayacağız. Ama Rabbimize dua edeceğiz ki Rabbimiz bir sonraki bayramda bizi camilerimizle buluştursun inşallah. Rabbim bu mübarek Ramazan, geçen mübarek Ramazan günlerinin hatırına, bu mübarek bayram gününün hatırına Müslümanın bu mahzunluğunu sona erdirsin ve bir an önce bizleri bu koronavirüsünden kurtarsın Rabbim. Bu koronavirüsünde hasta olan bütün hastalara Rabbim şifalar ihsan eylesin. Bu hastalıktan dolayı vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Evet aziz dostlar, bu bayram günlerinde birbirimizi ziyaret edemeyeceğiz, kucaklaşamayacağız. Ancak bu bir bayramlaşamayacağımız anlamına gelmesin. Biz her bayram kimi ziyaret ediyorsak bu bayramda ilk olarak ona telefon açalım. Annemizi babamızı ihmal etmeyelim. Akrabalarımızı ihmal etmeyelim. Dostlarımızı ihmal etmeyelim. Yaşlılarımızı ihmal etmeyelim. İnne min iclalillahi ikramızı şeybe hadis-i şerifte Allah'a saygı göstermektendir. Yaşlılarımıza saygı göstermek. Eğer bizim içimizdeki beli bükülmüş yaşlılarımız olmasaydı Rabbimizin belası üzerimize oluk oluk yağacaktı. Ama içimizdeki o yaşlılarımızın hürmetine Rabbim bize merhametle muamele ediyor. O halde biz de yaşlılarımızın kıymetini bilelim. Onları baş tacı edelim. Eğer bu bayram günlerinde birinin hal hatırını soracak olursak mutlaka bu bizim yaşlılarımız olsun. Bir telefon açalım.
Onların ihtiyaçları varsa ihtiyaçlarını giderelim. Ana babamızı mutlaka ziyaret edelim. Ana babamızın hal hatırını soralım. Düşmanlıkları bitirelim. Bakın bayramlar düşmanlıkları bitirip dostlukları pekiştirmek içindir bayramlar. İslam'da bir Müslümanın bir Müslümana dargın kalması haramdır. 3 günlük bir süre var. O 3 günde de haramdır. Ancak 3 gün içerisinde barış ortamını sağlamak için o 3 günü değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu Ramazan ayı, bu Ramazan bayramını fırsat bileceğiz. Belki yüzümüz tutmaz, bir araya gelemeyiz, ziyaret edemeyiz. İşte bu bayramı fırsat bilip biz en azından ilk telefonu açan biz olalım. Bayramı bayram gibi kutlayalım. Bakın hiç bayram bütün Müslümanlar için bayramdır. Fakir için de, zengin için de, sevinci olan, üzüntüsü olan herkes için bayramdır. Bayram neşesine herkesi ortak etmeliyiz. Bu Ramazan ayında evinde cenazesi olmuş, vefat eden Müslüman kardeşlerimiz var. Allah cümlesine rahmet eylesin. Ama bu bayram gününde ne olur bizim örfümüze, adetimizde olmayan bir şeyi biz sonradan zorla koyduğumuz bu kara bayram diye bir bayram yoktur İslam'da. Sakın ha sakın birinin bayramına gittiğimiz zaman ölmüşlerini tekrar hatırlatıp üzüntüsünü tekrardan ona hatırlatmayalım. Tekrardan üzmeyelim. İslam'da böyle bir şey yoktur. Bayram günü, bayram sabahı her Müslüman temiz elbisesini giymek zorunda, güzel kokular sürmek zorunda ve tebessümle Müslüman kardeşini kucaklaşmalı ve ona o şekilde muamele etmelidir değerli Müslüman kardeşlerim. Bayram neşesine çocuklarımızı da ortak edeceğiz. Nasıl olursa bu bayram günü dışarı çıkamayacağız. Bu bayram günü bayramlaşma yoktur deyip de pijamalarımızla televizyonun karşısına oturmayalım. Ailemiz içerisinde bayram neşesini tattırmaya çalışalım. Unutmayalım ki Rabbimiz bu bayramı biz neşe içerisinde kutlayalım diye bize sunmuştur. Onun için bu bayram herkes, bütün Müslümanlar için bayramdır. Bütün Müslümanların bu bayramı hep beraber kutlamaları gerektiğini hatırlatır ve şimdiden millet şuurunu, ümmet ruhunu besleyen, toplumsal yaralarımızı tedavi eden, düşmanlıklarımızı unutturup dostluklarımızı pekiştiren, manevi atmosferi yüksek bu bayram günlerimizin hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz eder. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.